Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda şu anda sol elimde görmüş olduğunuz Galaxy S8'in ön incelemesini yapıyoruz. Sağ elimde de Galaxy S7 Edge'i görüyorsunuz. Yani bir önceki nesil telefonu. Galaxy S8, S7 Edge'e göre aslında önemli özellikler içeren bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S8 en büyük yeniliği şu anda şuradan görebileceğiniz, mesela şurada bir home tuşu varken bu tarafta ise sanal tuş dediğimiz, yani ekranın üzerinde bir tuş yer alıyor. Ancak şöyle bir fark var, bu ana ekran tuşu artık şu anda tabii ki dokunduğumda ben hissedebiliyorum ama cihazı elinize aldığınızda siz de göreceksiniz. iPhone 7'deki Taptic Engine'e benzer. Yani sizin basınca duyarlı bir ekran var. 3D Touch vesaire nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Sadece ana ekran tuşunda böyle bir özellik yer alıyor. Bunun dışında hemen tasarıma da şöyle bakalım. Her ikisinde de bir güç tuşu. Arkasına baktığımızda aslında hemen hemen aynı özellikler, ancak şurada bir farklılık yer alıyor. Gördüğünüz gibi S7 Edge'de olmayan. Buradaki fark ise parmak izi okuyucusu. Çünkü biraz önce dediğim gibi sizlere ana ekran tuşu artık kalktığı için parmak izi okuyucusu ise Galaxy S8'de arkaya yerleştirildi. Ayrıca şu sol bölümde, yani ses açma ve kısma tuşlarının olduğu sol bölümün hemen altında bir tuş daha eklendi. Şu anda şuradan görebilirsiniz parmağımın ucunda. Bu da Bixby tuşu. Bixby ise yine Apple'ın Siri'sine rakip olan Samsung'un yeni bir sesli asistanı, sanal asistanı. Böylece artık telefonunuzda sesli komutlarla, fotoğraf üzerinden aramayla birçok özellikle detaylar kazandırabiliyorsunuz ki bunu incelememizde biraz daha detaylı sizlere bahsedeceğiz. Bunun dışında arayüzde de ciddi değişiklik var. Yani arayüzü artık şöyle yukarı kaldırarak giriyorsunuz. Bunda ayrıca bir tuş vardı mesela. İkon tasarımları biraz daha hoş olmuş Galaxy S8'de. Bunda işte bakın fark etmiyor çünkü aşağıda tuşları var. Şu bölmede Note 7'de gördüğümüz iris tarayıcımız bunda. Bunda ise öyle bir şey yoktu. Genel olarak bunu kenara bırakıp artık bunun özelliklerinden bahsedecek olursak, Galaxy S8 5.8 inçlik bir ekrana sahip. Ancak 5.8 inç ekrana rağmen Samsung Galaxy S7'den bile, S7 Edge'den bile daha küçük bir boyutla karşımıza geliyor. Yani inanılmaz kompakt bir tasarım var. Bu noktada Samsung'u tebrik etmek lazım. Bunun yanı sıra Türkiye versiyonunda Exynos 8895 işlemcisi, 4 GB RAM'i ve 3000 mAh pili var. Pil noktasında tabii ki kullandığımız zaman anlayacağız ama %40'a varan bir enerji verimliliği olduğu söyleniyor. Bu da hani 3000 mAh pili olsa bile Galaxy S8 kullanımında sizin için bir fark ve sıkıntı yaratmayacağını işaret ediyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra neler var telefonumuzda? Kameramız 12 megapiksellik bir kamera. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamerası oluyor. Hatta size şöyle bir kamera çekimini göstermek isteyeyim ki detaylı olarak sizlerle paylaşmış oluruz. Bunun yanı sıra dedik Bixby'si var. Samsung Pay gelecek. Bu detayı da sizlere vermiş olayım. Daha öncesinde zaten webtekno.com'da size bunun gelebileceğine dair bir haber paylaşmıştık. Ve 4. çeyrekte, yani en geç yaz aylarında Samsung Pay'i de Türkiye'de kullanmaya başlayacağız. Şimdi gelelim. Evet, telefon güzel, detayları çok iyi, artık ele oturan bir telefon var. Ama fiyat noktasında kusura bakmasın Samsung Türkiye ama çok çok kötü. Gerçi bu dolar kurundan da olsa da eleştirilebilecek bir seçim yapmışlar. Çünkü şu elimde görmüş olduğunuz Galaxy S8 modeli Türkiye'de 4.399 lira. Yani 4.400 liradan giriyor. Hani biz 4.000 liraları bekliyorduk ama 4.400-4.500 lira Galaxy S8 Plus için olur diye düşünüyordum. Ama bunun kardeşi olan, yani büyük 6.2 inçlik ve hemen hemen aynı özelliklere sahip telefon ise 4.999, yani tam 5.000 lira. Hani iPhone için biz 4.000 liraya fazla diyorduk. 4.000 lira bir telefona verilir mi tartışıyorduk ki 3.000'lerde bile böyle bir durum varken şu anda 4.300 ve 5.000 liralık iki telefon var elimizde. Şu arkadaş ise, S7 ise 3.300'den çıkmıştı. Şu anda dolar kurundan dolayı hemen hemen aynı. Yani seçiminizi siz yapabilirsiniz. Eğer 3.300'e ufak tefek değişikliklerin olduğu bir telefon mu, yoksa 4.300 verip, yani 1.000 lira daha verip bu telefonumu almak isterseniz, o karar sizin diyelim. Ve ilerleyen günlerde telefon Samsung Türkiye tarafından bize gönderildiğinde sizlere detaylı incelemesini sunacağız. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.